Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Şu an kabağın tam esindeyken lezzetli olan bu tarifi sizler de mutlaka denemelisiniz. Daha önce yıkamış olduğum kabağı bu şekilde çatalla çizikler atıyorum. Soymanıza gerek yok. Tarifin püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kabaklarımı tekrar yıkıyorum. Saf ve baş kısımları keserek önce dörde bölüyorum arkadaşlar. Daha sonra da onları tekrar dilimleyeceğim. Tencerede hazırlayacağım bu tarifi çok seveceksiniz. Tam bir yaz yemeği ve doyurucu bir lezzet oluyor. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Ben bugün 3 adet kabak kullandım. İsterseniz daha az veya daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir de görmüş olduğunuz gibi kabaklarımı dilimliyorum. Hepsini aynı şekilde dilimliyorum ve tekrar sudan geçiriyorum. Tavamın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Bir adet kuru soğan çok az karıştırıyorum. Soğanın ardından içerisine sırayla yeşil ve kırmızı biber ekleyeceğim. Adet miktarı sizlere bağlı daha az veya fazla kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Daha ufak veya daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli ve pratik bir tarif arkadaşlar. Şu an kabağın tam da mevsimi siz de mutlaka denemelisiniz. Hafif soteliyoruz arkadaşlar. Daha sonra içerisine bir dişçe samsak ekledim. Onu da biberleri yakın doğradım. Daha ufakta da doğrayabilirsiniz. Ardından bir adet domates. Domatesin kabuğunu soydum. Domatesler yumuşana kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine 20 yemek kaşığı domates salçası. İsterseniz bu tarifi salçasız da hazırlayabilirsiniz. Yıkamış olduğum kabakları ekliyorum. Üzerine tuz. Tuzu damak tadınıza göre daha az veya fazla kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Sizler kabağı nasıl hazırlıyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Hazlamış olduğum bu tarifi isinin şekilde değiştirebilirsiniz. İlla içerisinde kırmızı biber veya yeşil biber kullanmanıza gerek yok. Örneğin içerisinde sadece soğan da kullanabilirsiniz. Biraz pul biber ilave ettim içerisine ve daha sonra da yıkamış olduğum yarım çay bardağı pirinç. Pirinçlerle beraber tekrar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıcak su ekleyeceğim ve kısık ateşte pirinçler yumuşana kadar pişiriyorum. Zaten kabaklarda kendi suyunu bırakacaktır. Kaynana kadar orta ateşte kaynaktan sonra da kısık ateşte pişirmeye bırakın. Ortalama 20-25 dakika yeterli olacaktır. Mutlaka yemeğinizi ara sıra kontrol edin. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ortalama 20 dakikanın sonunda yemeğimi kontrol ediyorum. İsteğe bağlı üzerine biraz kıyılmış dereotu ekleyin ve karıştırın. Eğer yumuşamışsa artık servisine geçebilirsiniz. Tabak tabak yiyeceğiniz harika bir lezzet oldu. Servisinde ben biraz daha dereotu kullanıyorum. yoğurtta çok yakışıyor. Tarifimiz sona geldiğim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.